28 Şubat sürecinin sembol isimlerinden biri olan Merve Kavakçı çarpıcı açıklamalarda bulundu. Süreçte tam hesaplaşılmadığını söyleyen Kavakçı, Başbakan'a başörtüsü konusunda tepki gösterdi ve 28 Şubat'ın gerçek failleri koruma altında dedi. 28 Şubat postmodern darbesinin tartışmaları sürüyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dönemin bazı askeri yetkilileri tutuklanarak cezaevine gönderilirken kamuoyunda dönemin asıl faillerine dokunulmadığı yönünde eleştiriler var. Bu eleştirilere 28 Şubat'ın sembol isimlerinden biri olan Merve Kavakçı da katıldı. TRT Haber'de yayınlanan bir programa ABD'den telefon bağlantısıyla katılan Kavakçı, 28 Şubat'ta tam olarak yüzleşilmediğini kaydederek Erdoğan'a seslendi. Sayın Başbakanımız bize bu bulmacadaki eksik parçayı bir anlattı. Açıklasın bize nedir çekince, nedir 28 Şubat ile yüzleşmemize engel olan, ya kimdir bunlar? Medya baronları ellerini kollarını sallıyorlar. Neden dolaşıyorlar bu insanlar? Sürecin asıl faillerini koruma altında olduğunu iddia eden Kavakçı, 28 Şubat sürecinin mağdurlarının AKP elinde yavaş yavaş öldüğünü belirtti. Bunlar genç kızken, küçük çocukken genç anneleriyle hapse düşüyorlar, idamla yargılanıyorlar. Biri şehit oluyor zaten, adaleti Allah katında buluyor, bugünleri görmedi. Şimdi bu anneyle iki kız adaletin tecelli etmesini beklemek için ölümü mü beklemeliler yani? Bu devlet rejimi öldürmedi onları. AK Parti hükümeti döneminde yavaş yavaş ölüyorlar. 28 Şubat'ın asıl failleri koruma altında çünkü. 28 Şubat'ta sadece askerlerin değil, sivillerin de etkisi olduğunu belirten Merve Kavakçı, eleştiri bombardımanını sürdürdü. 28 Şubat'ın hem apolitik failleri var, malumunuz bu adamlar kendi kendilerine yapmadılar bu işi. O briefingler düzenlendiği zaman birileri gitti o briefinglere, değil mi? Medyadan da gitti, iş dünyasından da gitti, efendim yargıdan da gittiler. Kimse onların başına tabanca dayamadı ama gittiler, köşelerinde yazdılar, manşetlerine attılar. Arkasından da bugünlere gelindi. Böyle gelinmişken bu insanların bir kısmı şimdi bir defa ortada ayıbı kabul eden yok, özür dileyen yok. Pişkin pişkin dolaşanlar var, bir de elleri ceplerinde havaya bakarak tabiri caizse ıslık çalarak uzaklaşanlar var. Aman beni bir gör mesela de kaybolsam gitsem diyenler var. Kavakçı rejimin ana hedefinde Kürtler ve muhafazakarlar olmak üzere iki ana kitlenin bulunduğunu söyleyerek Başbakan Erdoğan'ın gelinen noktada hala toplumsal mütabakat aramasını eleştirdi. Salih Mirza Beyoğlu neden hala içeride, değil mi? Hani bebek katili denen kabul edilen rejim tarafından biri bile muhatap buluyor. Kürt sorununu çok şükür şöyle çözmeye doğru yaklaşıyoruz, toplumsal mutabakat var diyoruz. Ama ne hikmetse konu başörtüsü olunca toplumsal mutabakat daha yok diyor. Kavakçı 28 Şubat'ta kendisinin yanında yer almayanların AKP üst yönetiminde bulunduklarını da söyledi. Yalnız bırakanlardan bir kısmı da AK Parti hükümetinin en üst düzeyinde yerde buldular.